arkadaşlar, Aksiyotinik kanalımıza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizlerden kanala abone olmanızı istiyorum ve Instagram adresinizi buraya bırakıyorum. Videonun başında ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Neden yapıyorum? 100.000'e çok az kaldık. 100.000 olacağız inşallah. Şimdi bu haftaki videomuzu, formatımızı biraz değiştirelim dedik. Nasıl bir şey yapalım? Çünkü her hafta bir araba paylaşıyoruz. Buraya gelen giden araba sayısı fazla olduğu için hepsini yayınlayamıyoruz. Bu sefer değişiklik olsun. İnşallah beğenirsiniz. Videoyu biraz daha uzun tutacağım. Ne yapacağım? Bu haftaki içeride yapılan arabalar. Ne arabalar yaptık? Bu hafta içerideki arabaları göreceğiz. Misafirimiz var içeride. Tanju gelmiş. Hem onunla da bir muhabbet edelim. Hem de içeride ne arabalar yapılıyor onlara bakalım. Hatta şöyle yapalım. X-Y kırdı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bu PPF kaplanıyor. BMW var bir tane F10. O da kırmızı folyo kapladık. Hadi içeride bakalım neler var. Ofisten buraya gelene kadar mecburen selam veriyoruz arkadaşlar. Çünkü Tolga'yı gün içerisinde ya iki defa ya üç defa görüyoruz. Ooo İsloş, gelebildin ha. Geldim. Sen de iyi gelebildin yani ha. Berat Tolga'nın güzelliğini izledim. Bütün Türkiye'yi gezdin geldin. Abi bir şey söyleyeceğim. Efendim? Tam bir sanatkar değil mi? Kesinlikle. Baksana. Fiyotas. Az önce bozuldum abi. Dedim ki burası niye böyle abi? Dedi ki burası boş kesilecek. Aynen burası kesiliyor. Yoksa böyle bir hata yapmazdım Tolga abi. Kesinlikle. Bu araba evet. Ne yapıyor abi? Bu Almanya'ya yapılıyor. Hemen sahibi de bak arabanın başında 3 gündür gitmedi. Dedi ki ben sizi tam 2 yıldır izliyorum. Gelmişim gitmem. Burada 2 gün 3 gündür buradasın. Ne yaşadın? Evet. 3 gün ne gördün? Doğal bir şekilde ama. 3 gündür buradayım. Kendilerinden çok memnunum. İşçilerinden çok memnunum. Yaptığı işleri detayına kadar baktım da hepsinden çok memnunum. Görünüyor yani. Anlatmaya bir şey yapıyorsun. Anlatacak bir şey yok yani. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Özellikle de yurt dışında olanlar hiç çekinmeden gelebilirsiniz. Sen nereden geldin? Onu söylemedin. Ben Almanya'dan geldim. Almanya'nın neresinde? Frankfurt. Offenbach'a yakın Ditzenbach kasabasından geldim. Bizi nerede gördün abi? İnternette, Facebook'ta izliyordum daha önce. Devamlı YouTube'da izliyordum. Şimdi bir buçuk aya yakın da Instagram'da izliyordum. Yaptıkları iş çok hoşuma gidiyordu. Geldik gördük daha da memnun kaldık. Şimdi bir F10 yapıyoruz. F10'u kırmızıya kapladık. Finalde zaten araba videosunu çekeceğiz. Yarın arabayı teslim edeceğiz. Şu an iç detaylarını söktük. Şöyle gösterelim içinde. Zaten finalde iç detaylarını da göreceğiz. Önceki rengi fümeydi. Şimdi arabamız kırmızı oldu. Bu tarafta da XC90'ımız var. Evet, hatamı Burak yakaladı. Adam ne kadar itinayla beni takip ediyor görüyorsunuz. 90 dedim yanlışlıkla. Çünkü XC90 basamağı sattım ben biraz önce. Aklım oraya gitti. Arabamız XC40'mış. Burak'cığım seni tebrik ediyorum. Helal olsun. Bunu herkes yakalayamaz. Adamsın. Aksiyotinik YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için bir bardak kola içiyorum. Tanışmışlığımız yaklaşık bir 3 yıldır var. Ben 3 yılda yani bu 3 yıl içerisinde gidiyorum. Ayda bir defa geliyorum. Her geldiğinde bir yenilik görüyorum. Burası komple böyle bir dökük bir sahaydı. Şükür olsun bugün büyük bir AVM gibi olacak çok yakında. Yeni yerimizde, yeni inşaat bölgemizde yıkamasından tut iç temizlik, detaylı temizlik, göçük, kaplama, aklınıza gelecek kaporta boya, jant, lastik, egzoz, emisyon ne ararsanız her şey var. Bu görmüş olduğunuz Aksiyotinik bünyesinde çok yakında hizmetinizde. Evet, Bursa'dan arabamız geldi. Bu arabayı da otobiyografi yapıyoruz arkadaşlar. Bunda şu anda parçaları boyada, arabayı söktük. İçeride yine zaten bu videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz. Bu arabayı da göreceksiniz. Hemen plakalarını gösterebiliriz. Bu Rusya'dan. İçeride bekleyen araçlarımız yine şöyle bakalım. Bunların hepsi sırada yani sırada bekliyor. Bunların videoları zaten hep göreceksiniz. Ben şimdi yine anlatıyorum. Bu arabamız da yarın PPF'e girecek. Bu da mesela sırada. Arkasında hemen bir tane Ford Ranger'ımız var. Bu da yine aynı şekilde yükseltmesi, kaplaması olacak. Hemen yanında Mercedes'imiz var. Almanya'dan geldi. Bu aracımızın da full oluyor. Bir tane N4 yapmıştık arkadaşlar hatırlarsanız Almanya'ya. O renkte ve dolu bir araba olacak. Abi bir şey soracağım ya. Arkadaşlar E36 var benim burada bir tane. Gel. Abi bir dakika. Barış. Şu anda kargo geldi. Kargo saatimiz. Kargoları almaya geldiler. Bunu da yoldan gösterebilirsin. Yani burada aksiyotunik.com internet sitemize girdiğinizde. Nereden ulaşacaklar abi? Aksiyotunik.com internet sitemizi şu altta bırakıyorum. Buradan sitemize girdiğinizde yurt içi kargoyla. Buradan yaklaştıralım. Yurt içi kargoyla
ürünlerinizi kapınıza kadar yolluyoruz. Tamamıyla ücretsiz, hiçbir kargo parası vermiyorsunuz Aksoking'de. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir E36'm var böyle turbolu, Amerikanıymış falan filan, şöyle solda görmüş olduğunuz. Sus plakalı. Aklımda bir soru işareti var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizce bu aracı araç kaplama yapmalı mıyım? Abi. Yapmalıysam hangi renk olduğunu yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Detaylar bence, devamında. Bence hiç gerek yok. Rengi çok güzel gerçekten. Bence. Ama tabii ki herkesin fikri var. Siz İslam abiye bakmayın. Yoruma hangi renk olması gerektiğini Nardo belirtirseniz. Nardo gri. Bekliyorum. En çok hangi renk gelirse kaplayacağız. Abi Nardo gri gelecek bence. Sayacağım. Tek tek üşenmeyeceğim. O hepsini sayacağım. Bakacağız ne renk gelecek. Hadi bakalım. Hadi bak. Nardo gri bence gelecek. Bence Nardo gri. Arkası çok güzel. Gel Barış. Arkaya çek. Arkaya bakar mısın? Bak buraya basıp mesela üstü çıkabiliyorsun. Yok yine çıkmayın da içim acıyor şu an. Önlip Absolute Turik'ten arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Geldi. Tanju bir yere gidiyor. Yine aklına bir şey geldi. Ne yapacak bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Bir gidelim peşinden. Ne yapacak? Hayır lavabo da burada. Lavaboya da girmedi. İsmini vermek istemediğim bir garajdan. Yani diyeceksiniz ki nasıl öb garajdan aldım böyle bir lipi. Araca jantlası takıyordum Ünal abinin videosunu hatırlıyorsanız. O ara orası yakın diye gittim bir garajdan aldım. Adını vermeyeyim. Rüzgardan geldiği hal. Hani vida yerleri. Sonra dayanamadım, kendim mekanımızda en iyisi varmış arkadaşlar. Yine plastik ama kalınlığını görüyorsunuz, fiber tarzında. Montajhane, offroad montajhaneye giriyoruz. Bakın arkadaşlar, burası diğer taraf binek arabalar için yapılıyor. Burası sadece bu montajhane offroad araçları için. Zaten içeri Barış'ı gezdirsin size. Şu anda F-150'yi topluyoruz, bakalım. F-150'nin kafası burada şu an hazır. Çamurluk harici çamurluk var. Bir dakika söyle, çamurluk harici. Evet. Biz çamurlukları söktük, çamurluk yok burada. Bak gel. Sen göremiyorsun, bak içinde çamurluk yok. Hayır, çamurluk yok. Biz çamurlukların hepsini söktük, o çamuru taktık ve daha önceki videolarda anlatmıştım. Böyle aparatlarla mesela insanlar şuna inanamadı Tanju. Bu arabanın kafası farklı. O araba nasıl olabilir? Farklı diyor. Siz diyor plakayı tamam. Plakayı diyor değiştirdiniz diyor. Arabayı diyor yaptınız diyor. Yani plakayı diyor başka arabaya taktınız. Bakın hemen şöyle sağ tarafa doğru Ford'u gösterelim. Yaptığımız normal Ford. Evet. Aynı. Bak şimdi biz burada bu farı bunu uyguluyoruz. Bak bu şekilde, bak görüyor musun? Tam ayarlandı. Bak şu an far girdi. Sen kendini açmışsın. Abi bu F-150'ye neden inanmıyorlar? Vallahi bilmiyorum neden inanmıyorlar. Bize neden inanmıyorsunuz? Bize neden inanmıyorsunuz? Biz sizi çok seviyoruz halbuki. Ter demiştim ya, bir navaramız var. Kaplanıyor, o da burada şu anda. Kaplamaya da girecek. Mustafa kaplamaya girmeden önce 3-5 işlerini hallediyor. Çünkü kaplama sırasında sırası var. Jant güzel, orijinal olarak ama bu jantları kullanmayacağız tabii ki. Biz 315 lastik jantlarımız var, 20 inç. Onları kullanıyoruz. Bunlar çünkü arabayı heybetli göstermiyor ama bu arabayı yükselttiğimiz zaman o lastikler takılır mı, araba daha heybetli gözüküyor, daha farklı gözüküyor. Jant modellerimiz vardı, kalmadı, bu kadar kaldı şu anda. Ama geliyor, ay sonu inşallah daha fazla modelimiz gelecek, yetişmiyor. Bir de bir şey soracağım abi. İnsanın gezebileceği bir showroom yaptın mı? Yaptım, içeride bir ya içeride. Gidelim mi? Gidelim. Toplam kaç kalem var? 23.800. 23.800 kalem ürün. Tek tek sayabilir mi istiyorsan? Yok. Hani şey var ya, Recep İvedik'te vardı ya, kaç tane balık türü var diye. Tamam, bir gün bir yarış yapalım. Ne yarış yapalım? Abi al sepetini gel. Al sepetini gel, yarışalım. Bir malzeme söyleyecek, bir dakika içinde bulacağız o malzemeyi. Tamam. Tabii bunu daha sonra yapacağız. Şöyle yapalım o zaman. Öyle yapmayalım. Tamam, bu yarışma içinde bir kendimizi geliştirelim. Sonra istediğiniz yorumlara yazın. İstediğiniz fenomeni buraya getireceğiz. Bu yarışmayı ona yaptıracağız. Nasıl? Bulamazlar ki. Nasıl bulamazlar? Malzemeyi bulamaz. Ya bir tek bulamazsa Harun bulamaz. Geri kalan onu yapacağız. Mantıklı. Bir tek Harun bulamaz, doğru mu? Çünkü doğru mu değil mi? Sen de onaylıyor musun beni? Onaylıyorum tabii. Evet. Çünkü Harun hem söyleyemiyor, hem Almanya'ya gitmiş kaybolmuş ya. Hem söyleyemiyor hem okuyamıyor. Öyle bir özelliği var. Var. Ama güzel yan veriyor. Aa, haklı. Ha? Biz yokken o vardı. Biz yokken o vardı derken yaşı benden en az 15 yaş ufak, nasıl vardı? Drift konusunda. Ha, drift konusunda var. Bence boynuz kulağa geçti oldu. Ben zaten onun yaşına geldim. O daha çocuktu ben araba kullanırken. Boynuz kulağa geçti oldu. Aynen.
Evet arkadaşlar, F10'umuz hazır. Kırmızı kaplandı. Aksesuarları montajı yapıldı. Aracımız hazır. Şimdi çekime çıkacağız sahile. Çıkmadan önce içeride bakalım. İçeride neler var bakalım. Barış, bir tane E8'imiz geldi. Pembe kaplıyoruz. Bir tane E-Kasa'mız var. O da şeffaf oluyor. Ben vazgeçtim tabla şimdiden. Ben de mat yapacağım. Mat, mordan sonra mat vermem. Aynen. Hayırlı olsun. Daha güzel. Şimdi bu arabayı teslim edeceğiz. Bu araba buradan Zonguldak'a gidiyor. 67 Zonguldak. Aracımızı Zonguldak'a gönderiyoruz. PPF kapladık. Bir şey söyleyeceğim. Ya Allah'ını seversen her arabaya bindiğimde şunu parfüm şişi zannediyorum. Alıp sıkacağım böyle. Sonra titiz olduğunu öğreniyorum. Vazgeçiyorum. Bak, doğru adres olmak böyle bir şey. Zonguldak'tan da araba geliyorsa buraya demek ki doğru adressin. Hani yurt dışından geliyor zaten, o ayrı. Ama Zonguldak'tan sadece PPF kaplama için buraya araba geliyorsa demek ki doğru adresin. Yani bir de adam sürekli göndermiyor, çekiciye koyup gönderiyor. Düşün işte abi. Allah razı olsun. Yani bizi düşün. Arabadan daha ayrılıyoruz. Üzülüyoruz. Bir araba daha bitti. Şimdi içerideki arabalar da var. Barış, burası dolu görüyor musun? Evet abi. Burada bir dönüşüm. Sen daha çok video çekersin bu gidişte. Yani biz bittik Barış. Hadi kırmızıyla çıkalım, bir sahile havası alalım. Çıkalım mı abi? Bir sahile havası alalım. Bu zamandır almıyoruz. Gidelim bir sahile havası alıp gelelim. Evet Barış, bugün Cuma. Video saatimiz yaklaşıyor. Bundan sonra videolarımızı anlattığımız gibi genel haftalık ne yapıyorsak onları çekeceğiz. Sadece bir araba yapmayacağız. Navara'mız kaplamaya gidecek. Burada ufak tefek şimdi Mustafa'nın ilk etapta işleri var. Onlar bittikten sonra kaplamaya gidiyor. Fatih burada TC5 topluyor. Buna şimdi dekli stoplar, arka bagaj stop. Bunları zaten videosunu da haftaya göreceksiniz. Bugün Cuma olduğu için videomuzu kapatıyoruz. Stop artı bu arabaya başka neler yapıyoruz? Ön tamponuna Typer tamponun hemen şuraya ledler geliyor arkadaşlar. Burası normalde boş. Fatih, yakabiliyor muyuz? Ya adamsın. Yak bakayım şöyle bir. Hemen Barış. Aa, yandı Fatih. Süper. Evet, sizin de Honda Civic TC5 Typer aracınız varsa böyle ürünleri hem buraya gelip hem de internet adresini bırakıyorum. aksiyotenik.com buradan satın alabilirsiniz. Evet, bu araba da burada. Başka ne var? İkizlerimiz var haftaya. Evet, ikincisi de bitiyor. Murat, ne zaman bitiyor araba? Abi, bir haftamız var Allah'ım. Bir haftamız var. Evet. Haftaya bu arabaların finalini verebilecek miyiz? Veririz inşallah abi. Evet, Murat'tan söz aldık. Eğer veremezsek ben size Murat'ın telefon numarasını veriyorum. Onu artık siz gereğini yaparsınız diye düşünüyorum. Evet, bir hafta kalmış. Bir hafta sonra iki tane arabamızla beraber sahilde çok güzel, gerçekten drone'lu, bakın drone'lu bir
video çekeceğim size. Güzel bir klip video yapacağız. Çok güzel bir video. Drone sözünde Barış verdi. Söz dedi. Drone getiriyor. Bu görüntüleri drone'la da alacağız. Doğru mu? Doğru abi. Tamam. Yapacak bir şey yok. Hadi buradan kaplamaya gidelim. Evet arkadaşlar, kırmızıyı gördünüz. Paylaşımını yaptık. Sahile de gittik. Biz 2 gün önce bu videoya başladık. Artık araba başı değil de genel içeride yaptığımız işlerin videosunu çekeceğiz. Haftalık videomuzu yapıp size paylaşacağız. İnşallah beğenirsiniz. Haftaya bu arabanın videosu başlangıcı olacak. i8'den başlayacağız. İçeride e-kasamız var. E-kasadan başlayacağız. Bir hafta içerisinde, Aksörtünün içerisinde neler oldu? Kısım kısım 20 dakika, 30 dakika sizler için. Hani videoyu istiyordunuz ya, uzun olsun. Sizin için uzun yapacağım ama sadece sizden istediğimiz kanala abone olmanız. Instagram adreslerimizi buraya bırakıyorum. İnternet sitemizi yine buraya bırakıyorum. Bizi buralardan da takip edebilirsiniz. Aksörtünün'de kalın. Hoşçakalın.